Herkese merhaba arkadaşlar. Hepsi Borsa kanalıma hoş geldiniz. Ereğli hakkında analiz yapacağız bugün. Son günlerin hareketli hisselerinden birisi olmaya başladı Ereğli. Artan hacimlerde söz konusu. Fiyatı yukarı destekleyen hacimler söz konusu Ereğli ile ilgili. Bilançosunu açıkladıktan sonra aslında biraz biraz kımıldamalar başlamıştı. Bunu videolarımda da dile getirmeye çalışmıştım sizler için. Ereğli Beklenen yükselişini de dün gösterdi. Aslında hala endeksin çok gerisinden gelmeye devam ediyor. Yaptığı çıkış hareketinin devamını bekliyoruz. Bir türlü beklenen performansı göstermiş durumda değil hala. Hani endeksin çok gerisinde bekleneni bir türlü veremeyen hisse senetlerinden bir tanesi. Ereğli biliyorsunuz zaten çok güçlü bir tane hisse senedi. Vermiş olduğu temettüler Ereğli'yi her zaman çok güçlü yapmıştır. Ama 2023 yılında temettü dağıtmama kararı aldıktan sonra tabii ki Ereğli'de bir temettü beklentisi de olmadığından dolayı hali hazırda endeksin gerisinde kalması da gayet normal. Bilançosu da kötü geldi. Tabii ben bu kötü günlerin geride bıraktığını düşünüyorum Ereğli için ve yüksek hedefli bir şekilde de ilerleyeceğini düşünüyorum açıkçası Ereğli hisse senedinin. Ufak ufak kımıldamalar var demiştik. Hani detay görüntüsüne Baktığımız zaman Ereğli'nin hala son bir yıllığı mesela baktığımız zaman %50.7 yukarıda sadece. İşte bu hafta %5.26 yaptı. Ee, pardon bu hafta %6.92 yukarıda. Bu ay %7.43 yukarıda. 2023 yılında sadece %8.53 yukarıda. Çoğu hisse senedinden geri kalmış durumda. Son bir yüzde %20.4. Son bir haftalığı da %5.26 yukarıda seyretmeye devam ediyor. Piyasa değeri defter değeri bir ara birin altına bile atmıştı. Tekrardan birin üstüne attı. İşte halka açıkta %47.57 sermayesi 3.5 milyarlarda en son açıklamış olduğu net zarar var. Net kağıdı söz konusu değil. Tabi burada net zararına baktığımız zaman burada bir ötelenmiş vergi e, ödemesi vardı. Bunu gerçekleştirdi. Vergi ödemesini yaptıktan sonra bilançoda haliyle zarara düştü tabii ki. Ama dediğim gibi ben bu kötü günlerin geride kaldığını düşünüyorum Ereğli ile ilgili. Takaslarında bir göz atalım. hemen Ereğli'nin. Daha sonra da aracı kurumların hedef fiyatlarına bakacağız. Citibank yabancı %16.96, Oyak yatırım %13.74, İş yatırım %9.42, Türk Ekonomi Bankası %8.94, Garanti %7.44 ve diğerleri de %43.61'ini oluşturuyor Ereğli ile ilgili. Aracı kurumların Ereğli için vermiş olduğu hedef fiyatlara bir göz atalım. Doğuş Otomotiv ile ilgili bilançolar geldi. Onunla ilgili hedef fiyatlar da geldi. Doğuş Otomotiv bugün tavan yaptı açıkçası baktığımız zaman. Hedef fiyatları da zaman zaman videolarımda yer vermeye çalışıyorum. Buradaki videoyu durdurup arkadaşlar sizde hedef fiyatları gözden geçirebilirsiniz. Ben yani hani ufak ufak sayfayı aşağıya doğru kaydırayım dediğim gibi videoyu durdurup eğer bakmak istediğiniz hedef fiyat varsa takip ettiğiniz hisseler olabilir burada. Onların hedef fiyatlarını da bu şekilde görebilirsiniz. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayalım lütfen. Ufak olsa bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beğenmekte bir şey kaybetmezsiniz. Ereğli için hedef fiyatları baktığımız zaman en son ziraat yatırımın hedef fiyatı var. 55.50 hedef fiyatı var. 11.08.2023'te vermiş. Tavsiyesi al şeklinde. Şeker yatırımın 48.94 hedef fiyatı var. Tavsiyesi al şeklinde. Hani fiyat şu an 44.68'lerde seyrediyor. Baktığımız zaman yine burada verilen hedef fiyatlar işte iş yatırımın 55 07 hedef fiyatı var. Tavsiyesi al şeklinde yine bir %20'lere yakın prim potansiyeline sahip hedef fiyatlar var. Sadece şeker yatırımın hedef fiyatı 48.94 %10'a yakın bir hedef fiyatı yapıyor ama diğerlerine baktığımız zaman %20'ye yakın bir kar potansiyeli içeriyor. HSBC'nin hedef fiyatı mesela 45 lira bir hedef fiyat vermiş tavsiyesi al şeklinde ama hani orada da zaten neredeyse bu hedef fiyat gerçekleşmiş durumda. Ortalama hedeflere baktığımız zaman 49.69'u işaret ediyor. Getiri potansiyeli de yüzde 11.22 olarak oluşmuş durumda. Ee, baktığımız zaman hani Ereğli ile ilgili şu an için hani yeni bir rapor mevcut değil. O yüzden burayı da geçelim şimdilik. Bir de haberlerine bir göz atalım. Ereğli'nin belki önemli bir haberi vardır gözümüzden kaçan şu an için benim baktığım kadarıyla gözden kaçan önemli bir haberi mevcut değil. Eğer hani benim gözümden kaçan varsa işte sermaye arttırma olur. Temetü temetü bedelsiz bedelli sermaye arttırma olabilir. Yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ereğli'nin temel grafiğine baktığımız zaman fiyat tekrardan bütün ortalamaların üzerinde seyrediyor dün çok güzel bir çıkış yakaladı. 45.26'yı gördü. Dünün en yüksek seviyesi. Bugün de en yüksek 45.44'ü gördü ama şu an fiyat 44.68'lerde seyretmeye devam ediyor. 8'lik üstelin yukarısında, 22'lik üstelin yukarısında seyrediyor. Yani Ereğli uzun süre yatay kaldıktan sonra dediğim gibi son zamanlarda yukarı doğru biraz daha istekli olduğunu görüyoruz Ereğli'nin. Yukarıda e, hedeflerine baktığımız zaman haftalıkta bir göz atalım hedeflerine. 53.55 daha önceki tepe noktalarımızdan bir tanesi. 44.23'te bir Fibonacci direncimiz vardı. Şu an için burasını geçmiş durumda. Tabii ki haftalık kapanış henüz gelmediğinden dolayı burada yapacağı kapanış önemli. Eğer buradaki seviyenin üzerinde kalmayı başarırsa tabii ki sadece hani bir haftalık kapanışı kale almayacağız orada. En azından bir iki haftalık o seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse Ereğli kendisini daha yukarılara hedefleyebilir. Daha önce görmüş olduğu tepe noktası 53.55 burasına doğru bir hedef çekebiliriz diye düşünüyorum. Açıkçası orta uzun vade grafiğinde. Hani zaten aracı kurumların da fiyatları neredeyse o seviyelere denk geliyordu. Ya, yani karşılaşacağımız ilk hedef buraları olabilir arkadaşlar. Burasını hedefleyebilirsiniz. Teknik indikatörlere baktığımız zaman nereyli de burada da yine gelişmeler var. İşte RSI e, yukarı doğru dönük. Maktaması yukarı, maktisi yukarı, demand index 10 günlük hareketlerinin yukarısında. Dünkü hacim gayet iyiydi. J değeri yukarıda. Alıcı satıcılara baktığımız zaman hani satıcılarda aslında Azalma daha belirgin ama alıcıları mesela aynı çizgiden çektiğimiz zaman hala biraz yat, biraz yataylık söz konusu burada ee, hani satıcılar net azalıyor ama alıcılara baktığımız zaman net bir çoğalma söz konusu olamıyor sadece dünkü hareket biraz sert oldu bugün ise yine e, hani satıcılarda aşağıya hareket var ama alıcılarda yine bir yukarı hareket çok söz konusu değil günlük kısa vadi grafiğinde. Orta uzun vade grafiğine baktığımız zaman e, buradaki görüntü biraz daha güzel. Hani günlükle kıyasladığımız zaman. Aresan yine burada da günlükte de yukarı şey haftalıkta da yukarıda. Makteması güzel, maktisi gayet güzel. Limant indeksinin gayet güzel hacimine baktığımız zaman hani e, bugün haftanın ikinci günü ama geçen haftaki hacimleri geçecek gibi duruyor. Buradaki görüntü de gayet güzel. Alıcı satıcılar mesela orta uzun vade grafiğinde daha belirgin yani aynı çizgiden çekecek olursak alıcılar yukarı, satıcılarda da belirgin bir şekilde aşağıya hareket söz konusu. Burada da görüntünün gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Tabi zaman zaman dalgalı seyir söz konusu alıcılarda. E, bu da olağan hani endekste de bir. Ara bu aralar biraz düzeltme söz konusu oldu ama çok kısa sürdü düzeltme. Şu an için orada da korkulacak bir tarafı yok. Dünkü videonun da söyledim. Ben endeksin yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Yıl sonuna doğru da yeni rekorlara doğru koşacağımızı düşünüyorum. Yani burada da şu an için bence herhangi bir çekincisi yok. Evet Ereğli için benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım herkese bol kazançlı günleri olur. Zararları olanlar da zararlarını bir an önce kapatırlar diye umut ediyorum. Hepinize iyi günler bol kazançlar sizlere